Evet. Kıymetli Hazır'ın e, Gegeli Belediyesi tarafından hazırlanan e, Belediyeler Tarihi 1. Uluslararası e, Gegeli Sempozyumunu düzenleyen e, Gegeli Belediye Başkanı e, Doktor e, Faris Halilli e, başta olmak üzere emek verenleri kutluyorum. E, ben Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivlerinde e, belediyelerin sanatla alakalı alakalarına dair bazı yazışmalardan size çıkışımda bahsetmek istiyorum. Tabi tarihin derinliklerinden günümüze kadar sanat kavramı sürekli olarak farklı anlayışlarla anılmış, uygulanmış ve sanatın da defalarca tanımı yapılmıştır. Yani bir anlamda insanın zekasıyla doğayı işlemesi olan sanat kişilerin olduğu gibi kurumlarında ilgilen olmuştur. Tabi ülkelerin ve şehirlerin sanatla olan ilişkisi yaşanılan coğrafyanın kültürünü de doğrudan doğruya etkilemiştir. Yani millete ait medeniyet bir anlamda yaşanılan coğrafyalarda şekillenmiştir. Tabi e, bu bağlamda da yaşanılan coğrafya, yaşanılan topraklarda var olan sanatın önemi de kendiliğinden e, ortaya çıkmıştır diyebiliriz. E, belediyelerin, e, şehirlerin e, kendi sınırları içerisinde, belediyeler kendi sınırları içerisinde altyapı hizmetleri, çevre hizmetleri, sağlık hizmetleri gibi, gibi e, bir takım hizmetler veriyorlar. Ama bunun yanında da kültür, sanat, spor, eğlence eee imkanlarının sağlanması gibi e, görevleri de yerine getiriyorlar. E, dolayısıyla e, cumhuriyet öncesi Osmanlı şehir hayatında Tanzimat öncesine kadar altyapı hizmetleri sağlayan kurumlara kurumlar kadılık makamlarıydı. E, tabii buna vakıflar ve loncalar da yardım ediyorlardı. Osmanlı devleti bir İslam devletiydi. İdari ve Şer'i teşkilatında İslam devletlerini taklit ettiği için de Hisbe teşkilatı da onlara uyduğunu görüyoruz. Osmanlı devletinde bu vazifeyi yapanlara muhtesip ihtisap ağası ya da ifitisap emini isimleri veriliyordu. Tabi Osmanlı'da şehir hayatını sağlam temelleri oturtmak için mevcut sosyal düzeni korumak en önemli meselelerden birisiydi. Kadı bulunan her yere bir de muhtesip tayin edildiğini biliyoruz Osmanlı'da. Dolayısıyla bu ihtisap ağaları, muhtesipler şimdiki belediyelerin yaptığı işi yapıyorlardı. Tabi tabii Tanzimat sonrasında İstanbul'da Şehremaneti Teşkilatı ...kuruluyor. Daha sonra... ...Taşra'daki şehirler için... E, ...vilayet nizamnamesi... ...idare-i umumiye vilayet nizamnamesi... ...Taşra belediye kanunları... ...yürürlüğe giriyor falan. E, Osmanlı Devleti'nin... E, ...iyi bir arşiv... E, ...kültürünün olduğunu biliyoruz. E, tabii milletlerin... E, Tarihi mirası önemlidir. Bu miras içerisinde de arşivler önemli bir yer kaplar. Günümüzde de İstanbul Kağıthane'den modern bir hizmet, modern bir binada hizmet veren Osmanlı arşivlerinde aşağı yukarı 95 milyon civarında evrak, 400 binin üzerinde de Osmanlı döneminden kalan yazışma içeren defterler olduğunu biliyoruz. Ee, Tabi Osmanlı Devleti döneminde belediyecilik anlayış çerçevesinde sanatla ilgili yabancı arşivler, Makedonya, Hariciye nezareti, Paris Sefareti, işte Dahiliye nezareti, Mektubu Kalemi, iradeler, Dahiliye gibi birçok e, evrak olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla ben burada size e, konunun bildiriyle sınırlı olmasından dolayı 6 tane e, evraktan bahsedeceğim. Birinci belge yabancı arşivler Makedonya Arşivi evrakı 69 dosya 32 gömlek numaralı 1290 tarihli bir belge. Ee, İtalyan e, ip cambazı eee Ojerlo'nun sanatını icra edebilmek için belediyeden e, 6 günlük ruhsat istediği e, belirtiliyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Demek ki e, ip cambazları e, gibi e, meslek icra edenler sanatlarını yapabilmek için belediyeden izin almak zorundalarmış. İkinci belge yine Yabancı Arşivler, Makedonya arşiv Evrakı, 84 dosya, 228 gömlek numaralı, 1304 tarihli bir belge. Bu belgede de kimsesiz Lofça muhacirlerinden İbrahim bin Mehmet, Şehirköy muhacirlerinden İbrahim bin Ali ve İbranya muhacirlerinden Saadettin'in sanat öğrenmek için Tophane-i Amire'ye gönderilme e, taleplerinden bahsediliyor. Üçüncü belge yine Yabancı Arşivler, Makedonya Arşivi Evrak 84 dosya, 292 gömlek numaralı, 1304 tarihli belge. Burada da Macaristan e, vatandaşı Aleksandro Veledi Marto'nun e, ressamlık yapabilmek için e, belediyeden kendisine bir yer tahsis edilmesini e, istiyor. Ee, bir dördüncü belgemiz var. Bu da Hariciye Nezareti. Paris Sefaret Evrakı. 511 dosya. 21 gömlek numaralı. 1896 tarihli belge. Burada da Filibe'de fotoğrafçılık yapan ve Avrupa'dan da gerekli fotoğrafçılık malzemelerini e, İtalya yoluyla getiren e, Osmanlı vatandaşı İzrail Golet Nifa'nın belediye tarafından e, fotoğrafçılık yapmasının yasaklandığı bu yasağın kaldırılması için de e, devletten yardım talep ettiği ile alakalı bir yazı. Demek ki e, o dönemde e, belediyelerin e, sanat icra edenlere bazen yasakta getirebildiği tabi haklı bir sebebi de vardır mutlaka. E, bir diğer beşinci belgemiz bu da Dahiliye Nezareti Mektubu Kalemi 2249 dosya 60 gömlek numaralı 1317 tarihli bir belge. Ee, sanayinin e, teşvik edilmesi için, halı ve kilim sanatlarının gelişmesi için e, sanatkarlara, halı ve kilim üreticisi olan sanatkarlara e, belediye gelirlerinden e, yardım yapılması devlet tarafından isteniyor. E, bildiri kapsamındaki son 6. belgemizde iradeler dahili evrakı, 1407 dosya 2 gömlek numaralı 1320 tarihli bir belge. Burada da 3. daireyi belediye dahilinde icra sanat ve ticaret eden Girit muhacirlerinden Girit muhacirlerini belediye vergilerinden muaf tutulmaları devlet tarafından isteniyor. Yani sonuç olarak tabii hayatın devam ettiği şehirlerde kültürün orada işlenen sanatlarla da alakalı olduğu bir gerçektir. Yani medeniyet, yani uygarlık şehirlerde şekilleniyor. Orada icra edilen sanatlar da bunu etkiliyor. Dolayısıyla bu bağlamda belediyelerde e, sınırlar içerisinde gerçekleşen sanatlara kayıtsız kalamıyorlar. Osmanlı Devleti döneminde de belgelerden anlaşıldığı kadarıyla ip cambazlığı gibi gösteriler için belediyeden izin alındığı, Ressamların atölye açmak için kendilerine yer tahsili konusunda belediyeden yardım istedikleri ve fotoğrafçılık ruhsatının dahi belediyeden alındığı anlaşılıyor. Ayrıca halım, halı kilim gibi sanatların gelişmesi için de zaman zaman maddi teşviklerin belediye eliyle e, bu sanatları icra edenlere e, ulaştırıldığı hatta kimi sanat erbabının belediye vergilerinden de muaf tutulduğu e, anlaşılıyor. Şimdi müsaade ederseniz gösterdiğim bu e, altı belgenin ben e, görsellerini de sizinle paylaşayım. E, şöyle Osmanlı arşivini e, görüyorsunuz. E, birinci belge anlattığım ikinci belge. Üçüncü belge anlattığım tam şöyle cep telefonundan videoyu çektiğim için dördüncü belge beşinci belge ve altıncı belge. Evet e, sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, hayırlı bir sempozyum olmasını diliyorum. E, teşekkürler.